Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün TP-Link'in yine alışık olmadığımız kategoriden bir ürünü. Evet, Nefos. Daha C Daha önce biz bunu incelememiş miydik? C5 Bu inceledik. falan tanıdık. Tabii tabii. C C5'i inceledik. Bu C5 Max. Yani Nefos C5 Max. C evet, bu ailenin en yüksek modeli. Ne farkı var? Bir defa şöyle kısaca söyleyeyim. Her şeyi C5'ten üstün. Hani boyutu da büyüyor. 5.5 ince Hı. çıkıyor. İçindeki donanım da artıyor. E, fiyatı da birazcık artıyor ama hala 1000 liranın altındaki telefonlardan bu. Yani TP-Link'in amacı zaten... Mediatek işlemcili bir telefon. Tabii. E, TP-Link zaten hadi 1000 liralık, 2000 liralık yani üst seviye telefon, orta üst seviye pek oynamıyor. Şu an giriş seviyesinde ürünleri evet. e, yoğunlaştırmış durumda. Yeni gelten bu ürün ailesine, kategorisine yeni girdi. Öğreniyor e, hala. Hı. Şimdi biz network ürünleriyle çok uğraştığımız için markayı biliyoruz ama Tabii. çarşıdaki adam buna diyecek ki ilk kez görüyorum. Evet. Normal. Peki hani kaç lira? En tabii 850. Şeyiz. 850 lira. Evet. KDV'siyle falan C5 Max. C5 Max. Ee, ne alıyorum 850 liraya? Bir defa zaten fark etmişsindir 5,5 inç bu model. Evet. Ee, ekranı güzel. Ben hani ekran yani bu telefonun en güzel noktasından bir şey seç dersen ekran derim. AMOLED mi bu? Neyse nasıl. Ee, yok bir IPS ekran. ekran. Ee, IPS ekran full HD bu arada. Evet. 403 ee, 430, e 430 lüks çıktı ölçümde. Burada Şu şöyle bir örnek vereyim hani dışarıda çok güneş altında kaldım. Ee, bana da görmem lazım dersen 500 lüksün üstüne çıkman gerekiyor. Maksimuma da şey yap, yapacaksın, getireceksin o zaman görüyorsun ama 430'da birazcık zorlanabilirsin. Hafif bir gölge isteyebilirsin. Evde sorun Evde olmaz. Sorun Kapalı olmaz. yerde sorun olmaz. Evet. Güneş ışığında, çarşıda, kışında sorun olmaz. Evet. Yazın, baharda. Ee, MTK az önce söyledin sen. MT 67 53 var içinde bu 8 çekirdekli bir işlemci. A53 tamam. 1.3 GHz. Mali 720 MP3 var içinde. GPU olarak da. Tamam. Ee, 16 GB depolaması var. Micro SD destekliyor. 2 da de RAM'i var. 8 çekirdek. Kapağı açılıyor. Ee, 1.3 evet. GHz'e kadar çıkabiliyor. Kapağı açılıyor. Çift sim destekliyor. Micro SD de içinde. Kapağını açtığın zaman orada görürsün yuvalarını. Ama pilini değiştiremiyorsun. Şuradan. Evet oradan çok kolay çıkıyor. Plastik zaten. Şimdi bütün kapak ayrıldı. Gördüğüm şurada yuvası. Çift sim. Hı, Hı Bellek kart yuvası da var. O da var. Çift led flash var. Evet. Pil o... diyorsun sabit Çift evet. Pil sabit. Pil. O da 3045 miliamper Hı hmm, 3000'in üzerinde. 3000'in üzerinde. Ee, kategori 4 modemi var. Ee, 150 megabit bağlanabiliyor. 4G bu değil mi? Tabii. Ee, Wi-Fi 2.4 GHz var. 5 GHz yok. Ee, Bluetooth 4.0 var. Bunlar da iletişim özellikleri. Şimdi. Hı e... Kameraları 13 megapikselle 5 megapiksel Şu ana kamera. 13. Çok 13. bir çıkıntı yapmıyor. Yok. Hafif bir sıkıntısı var. Telefon hafif kabızlığı zaten o, o çıkıntıyı götürüyor evet. diyelim. Ee, şöyle kamerasında e, bundan daha pahalı olup da daha kötü çeken ben kamera gördüm telefon gördüm. Kamerası Hı. bunun artı özelliklerinden. Fakat e, özellikle hani gece fotoğraflarında da biraz şaşırttı. Yani temiz görüntü oluşturabiliyor. Ee, ama iki tane derdi var bunun. İkisi de video ile alakalı. Biraz da fotoğrafa da yansıyor ama abi odaklarken çok fazla focus hunt denen avlamayı yapıyor. Hmm. Yani böyle Arıyor. fotoğraf çekerken zaten hani bir kare çektiğin için yapması çok dert olmuyor ona ama videoda sen bir alan çekiyorsun. E arada gidip geliyor. Devamlı bir bulanıklaşma, Ve bir gitme gelme olur. Çok böyle minik değil. bayağı bir flu oluyor. Sonra tekrar hmm. netliyor. Netliyor tabi sonunda ama videoda rahatsız edici bir hale geliyor. E, 1080p video çekiyor. Orada da hani görüntü kalitesi fotoğraftan daha daha iyi değildi, Hatta daha altında diyebilirim. E, demek ki fotoğrafı daha fazla işleyebiliyor. Sonuçta bir kareyle ilgileniyorsun. Evet. E, ne diyor? gerçek zamanlı bir şey? Tabi. Ama fotoğraflarda özellikle gündüz fotoğraflarında netlik olsun. Hatta gece de e, ben özellikle gece e, yazılı şeyler çekiyorum, bakıyorum yazı okunabiliyor mu? Kendimde sabit duruyorum. Sonuçta bunlarda optik stabilizasyon yok. yok e, Eğer fotoğrafı işlemeyi beceremiyorsa makine ya da işte e, düşük kaliteli donanım kullandıysa yazılar birbirine girer hiçbir şey okuyamazsın. Özellikle küçük yazılardan bahsediyorum mesela bir tabelayı. Tamam. Ee, bunda öyle değil. Bunda her şey okunuyor. Ama dediğim gibi kendin de bu foto sonuçta ois olmadığı için sabit duracaksın. Evet. Gece fotoğraflarından memnun kaldım ama hep şeyi düşün. Bu orta seviye bir kamera. Foto ka telefon kamerası da öyle. Aha. Yine de kendi seviyesinde iyi bir sonuç alıyor bu focus hunt problemi de genelde yazılım tabanlı çıkıyor abi. Bu düzeltilemeyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu Android'in kendi kamera arayüzü mü yoksa bir TP yani biraz tp bir şeyler katmış oyuncakları mı? var. Evet oyuncakları var. Hmm. Ee, kullanmak istersen. Abi şey güzel. Mesela gece bile seri çekebiliyorsun. Yani Hani şeydir ya orta seviye telefonlar bir çekersin yani çektiğini zannedersin. Ses gelir ama hala çekmeye devam evet. ediyordur. Oynatırsın, fotoğraf berbat olur. Şurur çıkar. Bu, bu yok, bu gayet güzel. Ee, odakladıktan sonra çekme işlemini hızlı hallediyor. Güzelleştirme efektleri var ama yani benim var. üzerimde <laughs> tabii bir şey sonuçta verdiğini söyleyemeyeceğim. Bunları TP-Link eklemiş evet. belli ki. bu öz çekim kamerası da idare eder diyeyim. Hani süper değil ama iş görüyor. Ee, bu şeyin yazılımsal olarak düzeltilmesi lazım. En çok dikkatimi o çekti. Focus Hunt olayı evet. çok barizdi. Ekran tuşlarıyla yönetiyorsun. Evet. Navigasyon tuşlarını üzerinde. E, yani ekran yazılımında kullanıyorsun. Güncel zaten standart o. Artık öyle fiziksel tuş kullanan kalmadı. Evet. Bunun dışında 100, 161 gram tamam. ve 8.95 mm. Yani çok ince bir telefon olduğunu söyleyemeyiz bugünün standartlarında. Yani bu 5.5 inç için 160 gram gayet iyi bir ağırlık. Ağırlığı konusunda da bence rahatsız edici bir tarafı yok. Ya şeyden kurtarıyor. Yuvarlak hatlar birazcık onu daha ince gösteriyor evet olduğundan. Evet. Tutuşu falan rahat. Hani kullanımında da bir sıkıntı yaratmadı. Sesi de hani, e, mikrofonu kulaklığı düzgün. Hani konuştuğum zaman karşı taraf evet. beni güzel anladı. Ben onları güzel duydum. Onları da Şurada bir, bir arkaya bakan bir hoparlörü var. Yani Tabii o hiçbir zaman istediğin bir şey değil. Mantığını anlayamadığım bir şey arkaya bakan. O, o, telefon bana bakıyor, hoparlör karşımdakine bakıyor. Evet. Ama işte böyle oluyor. Cepte de sıkıştırıyorsun onu cebine koyduğun zaman kapanıyor. Duymakta zorlanıyorsun. Sadece. Şöyle sana biraz pille ilgili veriler vereceğim. Şimdi bizim PC Mark testinde 200 lüks yine standart her hepsini yaptığımız gibi 6.39 6 saat 30 40 dakika götürdü. Ee, bu iyi bir değer. Hani 3000 miliamperli telefonlarda ya, aşağı yukarı bunu alıyoruz zaten. Güzel. Film süresi 7 saat 45 dakika. Tamam. Ee, o da iyi, iyi bir süre. Oyun pil süresi de 3,5 saat. Bu bunun 4 olduğunu rastlamıştık. Ee, bu ama bir de şeyi söylemem lazım. Oyun da maalesef yani bunun zayıf noktası ne dersen hani e, grafik kalitesinde sana seçenek sunan oyunlar var ya, evet. hiçbir zaman en de açamıyorsun. 1080p'yi kaldırmıyor çünkü. Şimdi bu Mali 700 serisi hani yüksek seri ama tabi 720 yani Hı -hı. bu GeForce 920'ye, 720'ye benziyor. Doğru. Serisi tamam güncel ama modeli, kendi içindeki evet. model düşük. Hep en yükseğin bir altında kalarak oynanabilirlik sağlıyorsun. Evet, orta düzeyde mi? kalacaksın evet. ama 1080p oynuyorsun. Evet, e, pil süresi memnun etti yani içinde gerçekten bunun 3000 mAh efektif olarak bir pil çalışıyor, var. Şimdi gelelim telefonun e, ya ya bunun kısmına. işletim sistemin ne evet, Android? Android 5.1 5 kutusundan böyle çıkıyor. böyle çıkıyor. Şimdi tamam bunun akıcılığı vesaire hiçbir sorunu yok. E, Performansla ilgili tek sorunu oyunda yaşıyorum. Zaten 8 çekirdekli bir işlemci ama Android 5 olması bir sorun. Ya şimdi günümüzde artık 7 çıktı. Evet. 6 çıkalı bayağı zaman oldu artık telefonlar 6 ile gelmesini bekliyoruz. 5 tabi biraz eski kalmış. Şimdi buradaki soru şu. Bu güncelleme alır mı? Ayrı bir soru. Alırsa 6'ya mı geçecek, 7'ye mi geçecek? Evet, evet. E şimdi 6 ile gelmeyen bir telefonun 5'ten 7'ye geçeceğini ben beklemiyorum. Şimdi açıkçası şunu doğru söylemek lazım. Bu tür ürünlerde öyle firması tarafından da çok bir güncelleme programına alınan falan şeyler değil. Ben hani 6 gelecek mi Bilmiyorum onu merak ederim. Hı hı. bilmiyoruz. Yani bu uzun süredir bu telefonlar aslında bakma piyasada 6'yı çoktan almaları gerekiyor. Evet. Geç Şimdi kaldırlar. şey oluyor bu telefonlar genelde çıktığı işletim sistemiyle kalıyor. kalıyor. Onun içinde güncelleşiyor. Hani güncelleşme tabii. geliyor ama Android 5 5.1 değişmiyor. Tabi tabi tabi. Kendi içine güncelleşiyor. Onları alıyor. Güncelleme geliyor öyle bir şey olabilir. Ayarlarda özellikle yazılım güncelleme diye ayrı içine ayrı uygulama falan koymuşlar ama hani o konuda Bek be Özel bir beklentin varsa Android 7 çıkacak da ben onu da şunu yapacağım şunu geliştireceğim diyorsan bekleme bence. Hani bir gün çıkar ama acele ol olmayacağı belli. Tabii. Bir de şöyle bunun e ayarındaki telefonlar gerçekten 6 ile çıkıyorlar artık. 6 ile çıkıyorlar artık. E ve hani 7'yi konuşuyoruz. Ya şey kötü abi şimdi Android 6-7 dediğimiz zaman yanında aslında Google'ın da mesela güvenlik açıklarının kapanması vesaireler söz konusu. Ya şimdi Android 5 tabii ki bunu şimdi şuradan birini çevirsek al kullan diye versek Kimse büyük olasılıkla etmez. adam işte ha, telefon diyecek güzel diyecek kullanacak. Hani Android 6 olsaydı kanatlanıp uçacaktı diye bir şey yok tabii ki. Ama neyse bizi izleyen insanlar tabii ki Android'in 6'sını 7'sini günü gününe takip eden Öyle. insanlar. Onlar da Android 7 varken 6 ile bile memnun olmaz onlar. Kesinlikle. Biz de öyleyiz. Ve rekabet var abi. <laughs> rekabet var. Yani senin var olmaya çalıştığın piyasada Tabii. rakibinde 6 ile geliyorsa, o 7 bir konuşuluyorsa. Avantaj işte. Bir avantaj, TP Link'in o konuda daha çok çaba harcaması lazım. Evet. Türkçeleştirmede falan bir sıkıntı yok. Ben denk gelmedim. Benim gördüğüm kadarıyla zaten hani TP Link kendine özel yok. çok bir şey eklememiş içine. Yani, Sadeye çok yakın bir deneyim. Oldukça sunuyor. şey öyle bir TP Link'e özel eklenmiş olan filanca uygulama. Ben çok bir şey göremedim. Yok yok gayet temiz. Evet. Ee, Tabii ki bir özelleştirme var ama oldukça temiz bir Android. Şimdi benim gördüğüm piyasada şöyle bir eğilim var. Bu seviyede telefonun fiyatları 850 bin lira arası olunca bir vurucu faktör koymaya başladılar. Mesela işte ne bileyim LG gidiyor yüksek miliamperli pil koyuyor gibi. Burada da burada hani bunun vurucu bir şeyini göremedim. Sadece çift sim var. Hani evet. başkasında olmayabilecek. Onun dışında hani gayet standart bir telefon. 850 lira olduğunu söylemiştim. Evet. Şöyle şu durum var bak. Bunun 4 çekirdekli versiyonunu işlemcisi olan bundan daha pahalı ürünler ben gördüm. Yani fiyatlandırması çok kötü değil çünkü Türkiye'de zaten vergi belasından her şey pahalı. Ama... Gittikçe de yeni vergiler geliyor. Evet. Şimdi birazcık parayı 70 lira 100 lira da değil 70 lira üstüne çıktım mı General Mobile'ın GM5 Plus'ı var. Android 7 Evet o da düz Android, tam evet, olarak düz Android'de geliyor. Şimdi böyle bir rekabet şartında işte o 850 lirayı insanlar es geçip direkt hani GM5'i alır. Bunun şu anda kendisini böyle ayıracak ama benim de şuyum var diyecek bir bir tarafı yok. Gayet hani standart bir telefon. Hani belki şu sayılabilir. TP-Link yıllardır ülkemizde iş yapıyor A ürünleri Hı -hı. alanında oturmuş bir servis yapıları var. Ora şöyle. Eee genelde de zaten değişim onlar ürününe göre tabi ama değişim yoluyla sorunu çözüyorlar falan. Hani orada şey açıkta kalmazsın. Bir evet. yok. bununla bir sorun yaşadığında ilgilenecek bir evet. kapın var. Emrede Çalacak basın. bir Hı. kapın var. Öyle. Vallahi de, e, notları bunlar levent abi. İşte e, pili güzel, ekranı güzel, fotoğrafı e, İdare, İdare ediyor, kurtarıyor. Düzeltilmesi gereken noktalar olmasına rağmen. Ana noktaları bunlar. Fiyatını birazcık indirmeleri lazım artık bu saatten sonra. Çünkü bence rekabette zorlayacak onları bu fiyata. Ve işte Android 5 meselesi kafa kurcalıyor. Hep öyle mi kalacak sorusu var. Ya orada bir aslında şimdi TP-Link en başta söylediğimiz gibi telefon alanına yeni giriyor. E bir kendini tanıtması gerekiyor, öyle. ses getirmesi gerekiyor. Bir öyle bomba bir özelliği olsaydı mesela şu kutusundan 7 ile çıksa dersin ki ya Android 7'li telefon hı hı. 800 küsür lira. Evet Bir anda hani insanların bakışı değişecek ama hani öyle açıklardan goller yiyince evet. iyice zorlanıyorsun. Piyasa, ben... Sen yeni piyasaya yeni gelen oyuncusun. Evet. Yıllardır router Tabii. satıyor olman bir şey değil. Hiç. Bu alana en son giren oyuncusun. Doğru. Bir ses getirecek bir şey lazım tabii. Ben hep şeyi merak ederim abi. Piyasaya ben yeni giriyor olsam direkt hani saf Android ile girmeye çalışırdım ki bu en azından şu şey açtığı kapansın ee, işte güncelleme almıyor kısmı. Çünkü her ne kadar çok özelleştirme olmasa bile biraz bile bir şey koysalar o adaptasyon süreci gerektiriyor işte. Evet, test edilmesi. Test edilmesi gibi. lazım. Evet. Ne, evet Ama işte öbür türlü de tabii Android One evet. olman gerekiyor. o. Programın şartları vardır. Uyuyor mu, uymuyor mu? Bir de tabii şu var. Firmalar da istiyor ki bir ayrım olsun. Evet. Yoksa düz Android'i yükleyip çalıştırmak bir iş değil. Zaten Android çalışıyor. Ama tabii ki adam diyor ki ya ben rekabet etmek istiyorum. Herkesle aynı hmm. şeyi satarsam ne olacak? En ucuz veren kazanacak. Evet. O yüzden tabii ki bir özelleşme. Firmalar istiyor bunu. Bir şey de diyemezsin. hani Orası, Rekabet evet. ortamındalar. Kutu içeriği ne? Bu bir tane kulaklık veriyorlar. Ee, şarj adaptörü, kablosu bir de şey. 2 amper bir adaptörü var. Evet. Kılıf, evet. E, fit, koruyucu, koruyucu. Film. Ha, üzerinde takıl değil, takıl değil kutudan sen, çıkıyor. Evet, takabilirsin. İstersen takıyorsun. Peki, böyle, yani, de böyle. Şu an piyasada bulunuyor diğer C5 modeliyle beraber satılıyor. C5 daha mı ucuz? Daha ucuz. 600 küsürlerde geziyor. Tamam. Ee, bu, ama şey var bu hakikaten daha iyi ondan. Ee, yani Her ara, özelliği daha iyi. Aradaki fiyat dedin. farkına kesinlikle değecektir. Eh maksa alınır demek ki. Yani hatta şey bu keşke tek bu telefon olsaydı. Hani diğerleri tamam birazcık şey yaratıyor ama e, seçenek yaratıyor ama bu telefonu evet. olmaz. Yani başlangıç seviyesi bir telefon bu. Masanın üzerinde o kamera çıkıntısı Yap falan yok. bir sorun yok Zaten hani Belli biraz bir milimden daha hı hı. az bir çıkıntı, bir sorun yapmıyor. Ya ekranı falan fena değil. Yani bin lira altı telefonlar arasında bu telefon bende varım diyor. Hı hı. Der. Ee, daha çok çabalamaları lazım. Tp link piyasaya yeni girmiş olduğu için tabii bu güncellemeler falan konusunda daha kendini ispat etme e, noktasında bir evet. geçmişi yok. Doğru. Ee, geçmişi yok. Ha orada doğru hareketler yapıp da ses getirirlerse. Önümüzdeki günlerde daha meyvesini toplarlar. Bak kamerasındaki yazılım sorununun Android güncellemesiyle bir alakası yok mesela. Bunu çözmeleri lazım. Hmm. Bu ben diğerinde de hatırlıyorum şikayet ettiğimi. E bu, bu çözülecek yani. Direkt. Yani çektim bir iki tane fotoğraf hmm. şimdi burada konuşurken. Peki Nefos C5, C5 Max modeli. Evet. Biz daha önce C5 incelenmiştik. Hmm. Max. Peki C6, C7 falan da var mı? Yok. C5 tamam. serisi. Şu anda C5, C5 Max. Hmm. Biz de diyoruz ki Max varken Diğerlerinden biraz daha verilir, evet. maks maksimum. Evet kesinlikle. <laughs> peki. Peki. Tekne seyrede tekrar birlikte olmak üzere.